Herkese merhaba. Bugün size saçlarıma en çok yaptığım maskeleri anlatacağım. Bunları yaklaşık bir yıldır sürekli olarak yapıyorum. Haftada iki defa ya da üç defa bu maskeleri tekrarlıyorum. Ve gerçekten saçlarımın ne kadar uzadığını videonun içerisindeki görsellerde de göreceksiniz. İlk maskemden başlayalım. Mayonez maskesiyle hemen olaya başlıyorum. Mayonez yemekten nefret eden biri olarak, kokusuna tahammül olmayan biri olarak saçımı nasıl bu kadar zevkle, nasıl bu kadar mutlulukla sürüyorum hala anlamış değilim. Ama gerçekten içeriği ve saçlarıma bıraktığı etkisiyle benim vazgeçilmez ürünlerimden bir tanesi saç bakım rutinimde. Yahu bu mayonez ne işe yarar saçlarda diyenleri duyar gibiyim. Hemen size söylüyorum. Mayonezin içerisindeki proteinler saçlarınıza tutunup saçlarınızı dış etkenlerden koruyor ve içeriğindeki sirke, mayonezin içerisinde sirke var biliyorsunuz ve içeriğindeki sirke de saçların daha parlak gözükmesine ve kırıklarının onarımına yardımcı oluyor. Haftalık kullanım olarak da bir defa kullanılmasını öneriyorum. Çünkü ben diğer maskelerle birlikte haftada bir defa bu mayonez maskesini yapıyorum ve yeterli oluyor. Eğer saçlarınız yağlıysa yine kullanın ama sadece saç uçlarınıza kullanın diye bir öneride bulunayım. Eğer saçlarınızın yapısı da kuruysa diplerinden uçlarına kadar bütün saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Benim saçlarım ne çok kuru ne de çok yağlı ama ben bütün hepsine uygulamayı daha çok seviyorum. Gördüğünüz gibi de iyice tarıyorum ve içeriğine tamamen mayonezin yerleşmesine yardımcı oluyorum. Daha sonra saçlarımda mayonez maskesini 20 dakika boyunca bekletiyorum. 20 dakikadan fazla olabilir mi? En fazla 45 dakika olabilir. Haricinde saçlarınızı yağlardan arındırmak biraz daha zorlaşabilir. O yüzden 20 dakika bana sorarsanız en ideal dakikadır. Uzun bir bekleyişin ardından da saçlarımı ılık suyla yıkıyorum. Suyun ılık olmasına dikkat edin çünkü sıcak su İyice saçlarınızı yıpratacaktır. Soğuk su da mayonezin içerisindeki yağların saçlarınızdan arınmasını engelleyecektir. O yüzden ılık suyla yıkamak en doğrusu. Evet, benim maskem bu şekilde. Ben haftada bir gün böyle mayonezle haşır neşir oluyorum. Gerçekten yemeği sevmeyen bir insan olarak saçlarımda kullanmaktan gayet memnunum. Umarım siz de bu maskeyi uygular ve saçlarınızdaki farkı görürsünüz gelelim benim ikinci maskeme. Hindistan cevizi yağı maskesi. Ben bunu yaklaşık 8 aydır falan yapıyorum. Hindistan cevizi yağıyla da 8 ay önce tanıştım ve 8 aydır benim evimin eksik olmayan ürünlerinden bir tanesi. Çok bereketli bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Bu ikinci kavanozum ama gerçekten o kadar kullanmama rağmen bitmiyor. Yemeklere, cildinize, saçlarınıza, elinize, ayaklarınıza, vücudunuza her yerde bu yağı kullanabilirsiniz. Diğer videolarımı izlediyseniz bir videomda fondötenimi ne kadar güzelleştirdiğinden bahsetmiştim. Fondötene katarak da cilt makyajımı çok güzel bir şekilde yapabiliyorum ve yüzümü o kadar güzel nemlendiriyor ki gerçekten bunu krem olarak da çok fazla kullanıyorum. Bugün de saçımda kullanarak size bu yağı anlatmak istedim. Bu maskemi de diğer maskemde yapmış olduğum gibi saç diplerime masaj yaparak uyguluyorum. Saç diplerime güzel bir şekilde masaj yapıyorum ve tüm yağın saç diplerim tarafından emilmesine yardımcı oluyorum. Yine tekrarlayayım saçlarınız yağlıysa diplerine sürmenize gerek yok uçlarına da sürerek sadece saç uçlarınızı besleyebilirsiniz. Çünkü diplerinden eğer yağlı bir saça sahipseniz hani arındırması biraz zor olabilir. Biraz daha yağlanabilir. Bu sefer de "Aa, tıccecim sen böyle dedin. Bizim saçlarımız iyice yağlandı durumuna düşmeyelim." O yüzden biz işimizi garanti alalım. Saç uçlarımıza güzel bir şekilde uygulayalım bu yağı. Yağlama işlemi bittikten sonra da saçlarıma poşet geçiriyorum. Poşet biraz daha nemlenmesini ve tutunmasını sağlıyor ama isterseniz ıslak nemli bir havluyu da saçlarınıza sarabilirsiniz. Sıcak olması yeterli ki yağ daha fazla saç diplerinize ve saçlarınıza yapışsın. Ya da isterseniz streç filmi tüm kafanıza geçirerek Hafif kurutma makinesiyle uzaktan birazcık ısı verebilirsiniz. Böylelikle saçlarınıza streç filmin iyice yapıştığını ve yağın da daha fazla genleştiğini göreceksiniz. Saçlarımı iyi bir şekilde kapattıktan sonra da 30 dakika ya da 40 dakika bekletiyorum. Bazen 1 saate de bulabiliyor. Bu evdeki durumunuza ve iş yoğunluğunuza bağlı. İstediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Sonra ılık suyla yine saçlarımı yıkıyorum. Gelelim bu videoda son olarak göstereceğim bal maskesine. Bal biliyorsunuz saçın ihtiyacı olan magnezyum, fosfor, B vitamini, demir ve kalsiyum içeriyor. Bu sebepten balla yapılan maskelerde saç telleri kırılmıyor ve daha sağlıklı uzamasını sağlıyor. Bu yüzden ben bu maskeyi mümkün olduğunca çok yapıyorum ve gerçekten saçlarımın kırılmadığını fark ettim. Bu maskem de diğer maskelerim gibi oldukça pratik ve yapımı çok kolay. Gereken malzemeler bir tatlı kaşığı bal ve bir tatlı kaşığı zeytinyağı. Bunu saçlarınızın uzunluğuna göre artırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Benimkine yeterli geliyor. Ben bu maskeyi uygularken saçlarımın nemli olmasına çok dikkat ediyorum çünkü bildiğiniz üzere balın yapış yapış bir kıvamı var. O yüzden saçlarınıza kuruyken uygularsanız saçlarınızı topak topak yolabilir, yapışabilir ve maskeyi yapmakta zorlanabilirsiniz. O sebepten saçlarınızı nemlendirip maskeyi güzel bir şekilde uygularsanız daha iyi olur. En azından acı çekmezsiniz. Çünkü ben bir kere kuru saçımı uyguladım ve gerçekten saçlarım çok acımıştı ve yolunduğunu da gördüm. O yüzden ıslak saça uygulamak her zaman daha iyidir. Ben yine saç diplerimden başlayarak saç uçlarıma doğru maskeyi uyguluyorum. En fazla saç diplerimi uyguluyorum. Eğer saçlarınız çok yıpranmış ve çok ince telli ise kalınlaştırmak için bu maskenin içerisine 6 diş sarımsağı da rendeleyebilirsiniz. 6 diş sarımsağı rendeleyip tüm saçınıza benim aynı bu görselde yaptığım gibi masaj yaparak uygulayıp bir saat bekletirseniz ve haftada iki kez bunu yaparsanız o ince telli saçlarınızın zamanla kalın telli olduğunu göreceksiniz. Bu da size benden ufak bir ipucu olsun. Ya da saçlarınız sürekli elektrikleniyorsa ve siz bundan rahatsızsanız 1 litre suya 1 yemek kaşığı bal ekleyerek de güzel bir maske yapabilirsiniz. Bu da saçlarınızın nemlenmesini sağlayacak ve o elektriklenmeyi ortadan kaldıracaktır. Evet, yaptığım bu maskemi de saçlarımda 15 ya da 20 dakika bekletip ılık suyla yıkıyorum ve saçlarım daha parlak, daha canlı gözüküyor. Evet, videomun sonuna gelirken size eski görüntülerimi göstermek istediğim saçlarımda ne kadar çok oynadığımı, boyadığımı ve kestirdiğimi görüyorsunuz. Şu an kendi haline bıraktım ve kesinlikle boyamayı düşünmüyorum ve yıpratmayı da düşünmüyorum. Siz de bu maskeleri yapıp memnun kalırsanız lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olun lütfen. Görüşmek üzere.